Değerli basın mensupları, dünden itibaren bu ülkenin evlatlarından bir feryat yükseliyor. Bütün coğrafyada duyuluyor bu feryat. Halkın bunu görmesini isterim. 84 milyonun bunu görmesini isterim. Adaletsizliğe karşıysak, adaleti savunuyorsak, hakkı, hukuku ve adaleti yaşamımızın, hayatımızın önemli bir parçası haline getirmek istiyorsak, bu adaletsizliği herkesin görmesini isterim. Ben anlatmayayım. Adaletsizlikle karşı karşıya kalan evlatlarımız anlatsın. Buyurun. Ben Salihcan Büyükaydın. Bu sene KPSS sınavından 79,72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. oldum. Ardından sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. İki gün öncesinde de bu sözlü sınav sonucumun 56'ya düşürüldüğünü gördüm. Tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. İki gündür yollardayım, kurum kurum geziyorum. Çalmadık kapı bırakmadık deyim yerindeyse. İki gündür sadece 4 saat uyudum. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizim hakkımızın, bize emeğimizin, hakkımızın bize tekrar geri verilmesini umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer arkadaşlarıma da söz hakkı vermek istiyorum. Ben Fuat Korkmaz. Lise matematikte Türkiye 68.'si oldum. 733 kontenjan arasından. Günlerimi ailemden, çocuğumdan feragat ederek, çalışarak geçirerek bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen hocalarımın, mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben şu anda 55 puan aldım. Ve benim gibi 1, 10, 100 değil 1000 kişiye yakın böyle arkadaşımız var ve çok mağduruz. Adalet istiyoruz, hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Hatice Ulubay, felsefe grubu öğretmeniyim. Felsefede kontenjan sadece 149 kişi. Ben ilk 100'ün içindeydim. Puanım 87,75. Ben de elendim. Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimde puanım, 3 ay önce girdim, onda puanım aynı verildi. 81,5'tu, 82'ye yuvarlandı. Fakat şimdiki mülakat puanım 54. Ben hala neden elendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum sadece. Ben Ahmet Yılmaz, özel eğitim öğretmeniyim. Ankara'ya, Aksaray'dan geliyorum. Benim babam beni okutmak için bel fıtığı oldu. Yıllarca emek verdi. Şu anda hareket ederken bile zorlanıyor. Ama benim hakkım gasp edildi ve 55 verilerek benim atama hakkım elimden alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Değerli basın mensupları, az önce konuşan 4 arkadaşımız bizim evlatlarımız. Yani Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var. Yapılan bu işlemler dolayısıyla. Fakat bırakın özür dilemeyi. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan Bey'e sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bu haksızlığı o nedenle 84 milyonun duymasını istedim. Vicdan sahibi herkesin elini vicdanına koyması lazım. Dün akşam yüksek puan alan fakat sözlüde elenen Sara adlı kızımızla görüştüm. Önce kendisini yüksek puan aldığı için kutladım. Bana şunu söyledi. Çok üzgünüm, keşke bu puanı almasaydım. En azından bir gerekçem olurdu. En azından ben yüksek puan alamadığım için mülakata da çağırmadılar derdim diyor. Halkımıza seslenmek isteriz. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olur mu? Adaletin olmadığı bir yerde bereket olur mu?
Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Kim böyle bir hakkı kendi üstüne alıyor? Bu çocukların geleceğini nasıl çalıyorlar? Adaletsizce nasıl alıyorlar? Nasıl gasp ediyorlar? Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden. 84 milyonun da itiraz etmesi lazım. Yazıktır, günahtır. Babaların, annelerin çocuklarını, evlatlarını nasıl yetiştirdiklerini, hangi fedakarlıklara katlandığını herhalde hepimiz biliriz. Her anne baba bilir bunu. Her anne babanın emeğini çalmak, bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Kime böyle bir yetki verildi? Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Yargı kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu karar çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonu'nda bütün siyasi partilerin temsilcileri hep beraber Danıştay'ın bu kararına uyulması konusunda görüş birliği sağladılar. Grubu olan bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. AK Parti'de, CHP'de, İYİ Parti'de, HDP'de oradaydı. Ve bu konuda görüş birliği sağladılar. Görüş birliğine dahi uyulmuyor. Yazık, günah değil mi bu çocuklara? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı, Milli Eğitim Komisyonu aldığı karara uymayacaksınız. Danıştay kararına uymayacaksınız. Keyfinize göre hareket edeceksiniz. Birilerinin, çalışan öğrencilerin, çalışkan öğrencilerin, dereceye giren öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra da bana adaletten söz edeceksiniz. Demokrasiden söz edeceksiniz. Bu evlatlarımızın hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Her türlü hukuki desteği. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Saray da bunu çok iyi bilsin. Sarayın şürekaları da çok iyi bilsin. Birilerinin hakkını birilerine yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkı kendisine ait olmalıdır. Birilerinin hakkını birilerine yedirirseniz, torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez. O nedenle ben bu arkadaşların huzurunda da milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim? KPSS'ye giriyor. Kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz kamuoyu. Bitti, bu kadar. Benim adamım olsun, onun adamı olsun, onun dayısı olsun, onun akrabası olsun. Dayısı olmayan ne yapacak? Akrabası olmayan ne yapacak? Yakını olmayan ne yapacak? Bu ülkenin garibi ne yapacak? Fukarası ne yapacak? Boğazından kesip evladını yetiştiren anne ne yapacak? Baba ne yapacak? Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız. Böyle bir rezalete asla izin vermeyeceğiz. Bu arkadaşlarımızın hakkını da hukukunu da sonuna kadar destekleyeceğiz ve her türlü hukuki desteği de vereceğiz. Söyleyeceklerim bundan ibaret değerli arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ederim.